Kurban balım akşamı köy. Meğerdin Alman oldu, Zengilanlı balası. Tanışan da çoban oğlu. Azer Firuzum'un 2018'den üzülsüz de. Şimdi orada da bahara maaş farkı doğru var ha. Onu öldürmeyi, onu kıyma doğramak lazım. Da kubattığını çöreğe onun burnundan gelsin. Üç defa hadiseler oradan baş verir de. Niye biz? Ben şahsen ben Bakı'da önce çeçek hastası olmuşum bu 3 yıldır. Tezikim var. Ben bakarım da ben sizin verilişi hiç unutmuyorum. Ben de oranın üzülüyorum da. Bu maaş bakı dorabı prezident görmüyor. Şimdi maaş bakı dorabı teze izbanıya veriyor. Bu işlerin başında duran hamısı olardı da kurban mellim. Bu halkı bilse ne derdi? Biri mariflendirmeyi ben de diyelim. Bir babı 7. mikronda yaşayacağım. Mağda irat tuturlar ki kurban Urus'un acentidir, İlham'ın adı. Dedim hele diyor. Sözüm var bu saat zencele kurban adı. Benim yanımda kurbana söyleyen oğlanı ben Surak'a giderim. Ben bunu demişim. Bütün 7. 8. mikronu bilir de ben kimim. Demişim sözüm varsa çetçilik kurbanın yüzüne diyor. Benim yanımda ona söylersen öyle bir masum. Yani ben bu da 3 yıl diye belirti tehlikelerin mevzul kalmış. Diyelim kurban ne diyse düz değil. Hele de var ben o insanları başa salabilmirim. Kurban benim. Diğer kurban acetti. Ha o dedim acetti öyle. Sen subut edebilsen o acetti. Yani böyle şeyler biz de şimdi istiyor için mariflendiren insanları. Bu Maas Behudova şimdi böyle abinin adını seçiyor. Bu adam cüllelenmeli yok. O doğram olmalıydı o. O kubattını çöreğe onun burnundan gelsin. O da adı seçildi dünenlerde. Hakan-ı Cebrail'e. On Zencilan'ın çöreği on burnundan gelsin. Şemşir'de korpustadır da o. O dolu bindi çıkıptı bilmem haradadır. O şahsen meğer çok pis tesliyeci. Zencilan'ın balası belensi bir hareket ediyor. O çöreği, o torpa ona haram olsun. Şahsen benim oğlum olsun, ben oğluma çeşmerim. Onu cüllelemek lazımdı. Belensi adamları cüllelemek lazımdı, öldürmek lazımdı. Çöçün neslin kesmek lazım ki bu orduya belensi hadiseler yeridibleri. Gör ne kadar korkunç bir şey yapıyorlar. Ben Nurcan'ı sen el abi de ve aftama çeşmedi. Bu Maas Behudorov kimdi ki? 1 metre 50 santim boy var. Sen onu öldürmemişsin, cüllelememişsin. Bu oğra şalçağı. Haşerim benim sesimi orada seslendirirsin, efire verirsin. Açık diyelim. Ben bir tane Allah'tan korkuyorum. Ölende de öleceği de burada ne var? Bir canımız var da bizim. Ha böyle şey olur. Bizim de o mavi zat diyor ki bizim namusumuz, gayretimiz var da biz kişiyiz de. Böyle şey olmaz. Sizden kahve ederim. Siz özünüz de bilsin ben 2018'de size bakıram. Azer Firdun ailesinin üzvüyüm. O demirimi bile bir de töhmet olmasın. Yardım da gönderir, çekler de saklamışı. Yani demeyen budur ki böyle şeyler bakıram. Yüce infak çeşirdim ben. Ben belki de hiç yaşayabilmedim. Bir defalık kalkmak lazım derken bu zizibi süpür batmak lazımdı. Bunu İlham Aliyev görmüyor. Ali Başkomandanın bir tane generalin zorluyorsa, saldatın zorluyorsa bu ne demekti? Ben başa düşmüyorum. Bu zaman çatmıyor. Şimdi üstü ötürü değilim de. İlk defa Zengelyen'de o Zengilan kafan meselesi oldu. Demir yolda kimdi ki Ermenice'de keçer Zengilan'dan kafana? O mümkün değil. Yani ben bu şeylere bakıyorum. Yani ben 2018 yılda sizin vurgunuzdan, özellikle sizden meslahat almışım. Ben bu sopsan boyun hakkı sen olup da o pulu siz dedi siz yedin alın ben onu almışım. Ancak şimdi ben bakıyorum burada. Bu ben başa düşebilmirim. Bir vatandaş gibi, bir Azerbaycanlı vatandaş gibi başa düşebilmirim ki. Bu hak hesabı ya prezident görmüyor. Maaş çatmıyor ya. Bu prezident görmüyor ki millet ne gündedir, ordu ne gündedir. Az Firdun TV'de neler gedir, söhbet neden gedir. Bu kulak ardısına vurur da. Bu öyle bir şey milleti saymır da. Haş yerim sizden. Biz bir toplum olan kimi, toplum olan bir Turan Birliği kimi, Türk millet olan kimi, biz bu Azerbaycan'ı Azerbaycan düşmanlarından azat elemeye biz hakkımız var. Bizim hakkımız var da ben de bir vatandaş kimi sözümü demek istiyorum ki böyle haksızlık olmaz. Prezident bunu görmür be. İlham Aliyev görmür bu hak hesapları.
Maaş çatmır ya. Bir vatandaş bir maaş çatmır ki. Böyle şey olur. Sizden xahiş edirəm bunu efirə verəsiniz. Baxdım gördüm dedi. Her gün size bakarım. Saat 9'da ben bakarım 2018. yılda. Yani demeyeyim odur ki böyle şeye ben şahsen ölmenize şeker hastası olmuşum. And olsun Allah'a. Şekerim 450-500 maaş. 500'e çıkıp bir şey narsa. Ben danışabilmemişim. Ben hasta olmuşum. Sizden xahiş edirəm. Mənim səsimi efirə verin ki. Ha böyle şey olmaz. Onu da prezident deyil de, o yalana oturup orada da. Sen görmüyorsun ki bir böyle haksızlık vardı. Bunu niye hakka, adalete hak verebilmişsiniz? Diyorsunuz ki özdeki biz bilmemiz, siz bilmediğinizi biz diyoruz ki mahkeme sistemi Azerbaycan'da nol vaziyettedir. Azerbaycan'da mahkeme sistemi sıfır derecededir. Zakazla işliyle. Böyle olmaz diye xahiş edelim kurban benim. Xahiş edelim ki ben bu sözümü efire ver. Prezident İlham Əliyev eşitsin de. Ben neçə dənə məktub yazmışam. Mən onu yoldaşı Mehriban xanımdır. Zakir Qaralova. İndiki həmin prokuror, baş prokurora. Fövqəladə Hallar Nazirliğine yazmışam. Fövqəladə Hallar Nazirliği diye bizi diyor. Diyelim o kişi. Sopsan boyu mənim evimi yandırıp atmış kıvadı. Gəlimin, kızımın cihazı yanıp da orada. 101 bin mağazı yanında evdi. Deyir ki, geç hara deyirsən, deyir. Qurban mənim, sizden xahiş edirəm. Mən sizin məsləhətinizə dua edirəm ki, bu Azərbaycanda məhkəmə sistemi nol vəziyyətdədir. Sizden xahiş edirəm ki, siz bunu bir işıqlandırasınız. Özə mən xahiş edirəm ki, Azərbaycan prezidenti mən sizi təklif edirəm ki, Azərbaycanın prezidenti Qurban Məmməd olmalıdır. Haqqı yerində deyən adamdır bu. Bu prezident Qurban Məmməddən var, mən heç kəsi tanımıram. Xahiş edirəm bunu, mən, bu səsimi bu işıqlandırasın. Sizden xahiş edirəm. Ordu belə olmaz. Namusumuz, qeyrətimiz gedib de bizim bir. Sizden çok xahiş edirəm ki, mənim bu sözümü, bu iddiamı danışa bilmirəm. İnanın, mən belə başa düşmüyorum. Bunu prezident görmür ki, millet nə gündədir. Prezident sen ne tez söylesen de tez başa düşsün ki falan şey tutmaz söylesin. Sen görmüşsün ki orduda Hikmet Həsənovdur, Zakir Qaralovdur, baş prokuror. Nədir? Zakir Həsənovdur, Maas Bəxrudarovdur, Hikmet Həsənovdur. Kimler orada generallar xəyanətkardır. Azərbaycanda ləqəysiz ordu var be. Orduda heç kəs xəyanətkar olmuyor. Bu hamısı mafyanın üzvləridir. Sizden xahiş edirəm bir dənə onu bu efirde işıqlandırasınız. Öpürəm bağrıma basıram. Allah canınızı sağ olasın.